Dear guests, please note that it's mandatory to wear a mask during the journey. We kindly request you to use your mask. Merhaba, ben Tuğba. Bugün Yenikapı'dayız. Yenikapı'dan Yalova'ya o yolculuk yapacağız. Öncelikle video başlıklarımız. Yenikapı'dan Yalova'ya nasıl geçebilirim? HES kodumu nasıl alabilirim? Biletimi nasıl alabilirim? İdo'da ne yiyip içebiliriz? Yalova'da en iyi konaklama noktası ve en iyi restoranlar. Öncelikle arkamda gördüğünüz İdo noktasından araçla yolculuk yapabilirsiniz. Ama biz bugün yaya geldik. O yüzden bilet almak için şimdi gidiyoruz. Koş 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 koş. Bence. Bizi takip etmeyi ve gelecekteki videolar için fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Feribota giderken öncelikle burada bazı noktalar var. McDonald's gibi, eczane ve bazı restoranları bulabileceğimiz özel noktalar var. Bunları İdo'ya geçmeden önce, mesela karşıda görüyorum bir köfteci Yusuf var. Eğer yanınızda çocuklarınız varsa İdo'nun içerisinde burada bulunan bir çocuk parkı da var. Şimdi feribota geldiğimiz için öncelikle bizim HES kodlarımızı hazırlamamız lazım. HES kodumuzu aldıktan sonra kontrol merkezlerinden geçip biletlerimizi alacağız. Yenikapı'daki noktanın içerisini çok seviyorum çünkü burada hediye alabileceğiniz ve birçok ayrıntı var. Şimdi sıra numaramızı alıp ondan sonra biletimizi almaya gideceğiz. Adınız soyadınız? Tuğba Aydın. HES kodunuz? Burada. Salonlar var. Yani 7. salon, 6. salon. Bizim gideceğimiz salonun üzerinde Yalova yazacak. Biletlerimizi aldık, check ettirdik. Gemimiz 2-3 dakika sonra hareket edecek. Feribota doğru gidiyoruz. İdo'ya bindikten sonra aynı zamanda bebek arabası veya yaşlılarımız varsa asansörle de altta valizlerimizi bıraktıktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi koltuk numaralarımızı bulacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Koltuk numaramı nasıl bulabilirim? Biletimiz de şurada salon 1 ve salon 2 yazarız. Biletimiz salon 1 numara, burası oluyor. Böyle tamam. İdo ile yolculuk yapabilmek için öncelikle HES kodu almamız gerekiyor. HES kodu almak için iki yolumuz var. Birincisi, Hayat Eve Sığar uygulaması. Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanmak istemezseniz Hayat Eve Sığar uygulamasının haricinde SMS'te de HES kodu alabilirsiniz. HES kodu alabilmek için öncelikle HES yazıp aralarında boşluk bırakarak TC kimlik numaramızı, ardından kimliğimizin seri numarasının son 4 rakamını 2023'e yollayarak HES kodumuzu alabiliriz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsek, yabancı kimlik numarasına sahipsek eğer, yani 97, 98 ve 99'la başlayan bir kimlik numaramız varsa, bunun için de yine aralarında birer boşluk bırakarak HES yazıp yabancı kimlik numaramızı, ardından doğum yılımızı ve geçerlilik sağlamak istediğiniz süreyi yazdıktan sonra yine 2023'e mesaj atarak HES kodunu alabilirsiniz. Diyelim ki yabancı kimlik kartınız da yok. Sadece pasaportunuz var. Pasaportumuzla HES kodu almak için öncelikle yine aralarında boşluk bırakarak HES yazıp bir boşluk bırakıyoruz. Ardından ülke uyruğumuzu, kodunu yazıyoruz. Onun ardından pasaport seri numaramızı, pasaport seri numaramızdan sonra doğum yılımızı, yine boşluk, soyadımızı yazdıktan sonra geçerliliğini istediğimiz günü yazdıktan sonra 2023'e yollayarak HES kodumuzu alabiliyoruz. Bu arada bugün 45 günle sınırlıdır. 45 günü doldurduktan sonra tekrar HES kodu yenileyebilirsiniz. Bir tane peynirli simit. Bir latte. Tabii.
Öncelikle Nero kafeyi anlatmak istiyorum. İdo'nun içerisinde yer alan bir kafedir. Buranın kahveleri çok iyi. Biz ekiple beraber iki tane çay, bir kahve, iki sandviç, bir de simit arası aldık. Nero kafede aynı zamanda hazır sandviçler, tost çeşitleri, tatlılar veya çocuklar için üç ufak aperatifler bulabilirsiniz. Ortalama bizim bugün ödediğimiz hesapta 66 TL. Ama buranın menüleri gerçekten iyidir. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. İdo'da araçla yolculuk yapabilirsiniz. Aynı zamanda araçla yolculukta üst salona çıkıp kahvenizi alıp ondan sonra bu güzel havada kahvenizi yudumlayarak yolculuk yapabilirsiniz. İdo'yla seyahat için bilet almak istersek öncelikle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Online biletle son dakika bilet arasında bazı fiyat farkları var. Yani biz son dakikaya kaldık, bilet aldık. Evet, son dakika bilet bulabilirsek bilet alabiliriz. En önemli kurallardan bir tanesi son bilet saatimizin, yani feribotun kalkmasına 15 dakika kala İdo iskelesinde olmamız şart. Yoksa kaçırabilirsiniz çünkü feribot sizi beklemiyor. Öncesinde de İdo aracılığıyla bilet alabilirsiniz, rezervasyon yaptırabilirsiniz, bilet tarihinizi değiştirebilirsiniz, saatinizi değiştirebilirsiniz. Birçok işlemi hızlı bir şekilde ido.com.tr'den de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Buradaki uygulamadan İşte gidiş dönüş alabilirsiniz. Sadece gidiş alabilirsiniz. Arabalı mı, yaya mı? İşte nereye gidiyorsunuz, nerede ineceksiniz? Saatinizi seçebiliyorsunuz. Ve mesela diyelim ki şimdi ben örnek gireceğim bir tane. Ben Yenikapı'dayım. Ve Yalova'ya gidiyorum. Bugünü seçtim. Bugün yolculuk yapmak istem. Bugün bilet almak istersem. Şimdi saatleri gösteriyorum size. Biletimin fiyatı bu. Kasım değil de 19 Kasım'ı seçelim yolculuk olarak. Yani birkaç gün sonrasını. Yani ben birkaç gün önceden biletimi almak istersem aradaki fiyat farkını göstermek istiyorum. 19'unun bilet fiyatı da ortalama 43 TL. Bunun gibi tüm işlemleri ido.com.tr adresinden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki yanımızda çok fazla valizimiz var. İdo ile yolculuk yapıyoruz. O yüzden girdikten sonra devam ediyorum şimdi. Turuncu girişten sonra kabin altlarında böyle valizler için özel alanlar var. Valizlerimizi buraya bıraktıktan sonra bebek arabamız varsa asansörle, baba arabamız yoksa normal merdivenlerden üst salonlara çıkabiliyoruz. Geldik. Şimdi buradan yemek yiyeceğimiz restorana gideceğiz. Bu restorana gittiğimiz yol üzerinde çok önemli bir yol var. Birazcık da tarihi olarak size ondan bahsedeceğim. Ondan sonra da konaklayacağımız noktaya devam edeceğiz. Şimdi Yalova'dayız. Sarayı önündeki Çınarlı yoldan vapurla ayrılarak
deniz yolculuğu sonrasında aynı yoldan Yalova'ya devam edilebilmektedir. Ulu Önder Atatürk zamanında İskele'den başlayıp Gazi Paşa Caddesi'ni takip ederek Kaplıcalara uzanan yolun uzunluğu 12.350 metre, genişliği ise 10 metredir. Bu yoldaki çınar ağaçları 5 metre aralıklarla çapraz dikildiğinden yol tünel görüntüsünü almıştır. Yalova, İstanbul, İkinoğlu kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca 2017 tarihinde bu ağaçlar korunması gereken anıt ağaçlar tescilini almıştır. Feribottan indikten sonra Omran Türk şirketinin anlaşmalı olduğu bir restorana geldik. Samanköyçe. Burada yemek yedikten sonra konaklayacağımız noktaya gideceğiz. Şimdi yemek yemeye. Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl ağırlıyorum sizi, iç mekanda, dış mekanda? Bugün hava güzel, o yüzden dış mekanda oturalım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Oturduğumuz masada bizi QR kodlar karşılıyor. Buradan hemen QR kodumu tarattıktan sonra menüye ulaşabiliyorum. Bir tane stik salata, Alfredo makarna. Alfredo linguine, evet. Evet. Evet, yemeklerimiz geldi. Şimdi bu mekanın tadını çıkartacağız. Biz Samanköy'de yemeklerimizi yedik. Öncelikle mekanın lezzetleri mükemmel. Videonun altına ne tarz videolar çekmek istediğimizi veya aradığınız lezzetleri yazabilirsiniz. Bu yolda yürümek istiyoruz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu mekanda Omran Türk'ün VIP kartıyla geldik. VIP kartın özelliği bu mekanda ve bunun gibi bazı mekanlarda %15 indirime sahip olmamız. Şimdi %15 indirimle beraber hesabımızı ödeyeceğiz. Teşekkür ederim. Yılından beri Yalova'da faaliyette olan Omran Türk şirketinin ilk hayata geçirdiği Almaruş projesine geldik. Bu proje villalar ve dublekslerden oluşmakta. Şimdi bu projede konaklayacağız bu akşam. Aynı zamanda bu projenin böyle imkanları da var. Günübirlik, haftalık ya da aylık kiralık daireleri var. Şimdi kalacağımız yeri görelim. Burası 4+1 daire. Burada kalabalık aileler için de gayet güzel konaklama imkanı var. Burada gayet şık dizayn edilmiş bir yatak odası var. Aynı zamanda yatak odasında bir de ebeveyn banyomuz var. Yatak odasından sonra biraz daha turlamak istiyorum.
Burada da ebeveyn banyosu olan. Bir yatak odamız var. Buradan sonra bir de alt kata inelim. Wow. Çok şık bir dizayn. Burada bir yemek odası ve bir salonumuz var. Bu tarafa döndüğüm zaman burada da bir yatak odamız var. Ve mutfak alanımız. Bu dairenin aynı zamanda çok güzel bir bahçe alanı da var. Şimdi sizinle beraber o bahçe alanını gezelim. Bu proje aynı zamanda hemen hemen birçok villasından deniz manzarasını görmekte. Şimdi biz bugünün keyfini çıkartıyoruz. Ve yeni kapıdan Yalova'ya nasıl geliriz, burada nasıl konaklarız, ne yemekler yiyebiliriz? Size bunu tanıtmak istedik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Videonun altına mutlaka ne tarz videolar istiyorsunuz, bununla alakalı yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepsi benim. Hepsi benim. Ben hak ettim bunu. Bunu ben hak ettim.